Çeri çöpü götürür ama onun dibine çöken tortu, efendim, sair şeyler dibinde kalır, yosunlaşır. Efendim, suyun kokusunu, suyun tadını, daha suyun rengine varıncaya kadar bozar. Ve insan için tehlike bile arz edebilir o su, yani o suda farklı bakteriler oluşur. İnsan onu kullandığında, içtiğinde, içse onu zehirleyebilir. Cildinde kullansa temizlik için cilt kanserine sebep olabilir. Büyüklerimiz örnek veriyorlar da buyuruyorlar ki bir havuz düşünün ki efendim açıkta bu havuza değişik yerlerden sızıntılar oluyor. Farklı sular karışıyor, yani yağmur suyu karışıyor, efendim birikinti sular karışıyor, daha farklı sular karışıyor. Ama sen baktığında su gayet duru berrak görünüyor. Ama işte dibinde olduğu tortulaşmış. Onu sert bir cisimle iyice dibini kazımak, efendim o dibindeki dığı çıkartmak, onu iyice yıkamak, temizlemek, sonra temiz su ile onu doldurmak gerekir. Şimdi insan gönlü o havuz misali, gözünden içeriye akıyor. Gördüğü şeyler, efendim, ağzından içeriye akıyor. Yiyip içtiği şeyler, söylediği, konuştuğu şeyler, zihinden içeriye akıyor, düşündüğü yanlış şeyler, efendim, kulaktan, burundan, dokunduğu şeyler, efendim, dokusuyla, bütün bunlar o havuzun içine akıyor, gönlüne akıyor, kalbine akıyor. Dolayısıyla sen baktığında zahiren belki sana göre belli büyük günahları işlemiyorsun, suyun yüzü temiz görünüyor. Ama o gönülle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığında, işte Cenab-ı Hak adeta sert bir cisimle, daha dünyada iken yani senin gönlünü kazıdığında, yani başına bir imtihan geldiğinde bakıyorsun ki senin gönlün karışıveriyor. Sen isyanları oynamaya başlıyorsun. Tevekkül etmen gerekirken, istiğfar etmen gerekirken, tevbe etmen gerekirken sen isyanını arttırıyorsun. Havuzun suyu karışıyor, yani o sızıntılardan gelen şeyler. Ne yapmak lazım o zaman? Bu sızıntıların geldiği yolları kapatmak lazım. Gözünü muhafaza etmen lazım. Gözünü Kur'an'a bakarak, kitaba bakarak, efendim müminlerin cemaline bakarak, kainata tefekkür amacıyla bakarak, ibret perdesinden bakarak gözünü muhafaza etmen lazım. Gözünden gönlüne bir haram inmemesi lazım. Dilini Allah'ın zikriyle tenvir edip gıybetten, maleyaniden, boş, geyik muhabbetlerinden dilini koruman lazım. Allah'ın zikrinden gayri bir şeye adeta dilin dönmemeli. Tat almamalı yani. Hoşa gitmemeli. Kulaklarını keza öyle tıkaman lazım. Allah'ın razı olmayacağı sözleri, ifadeleri İşitmemen lazım, kulak kabartmaman lazım, aşırı meraklı olmaman lazım, üstüne elzem olmayan işleri duymayacaksın. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme diye buyurur Cenab-ı Hak. Bilmediğin meselelerin peşine düşmeyeceksin. Zihnini ayat-ı beyinatın tefekkürüyle zihnini koruma altına alacaksın. Bedenini helal gıda ile, helale dikkat ederek, şüpheliği terk ederek, hatta helali de israf etmeyerek, efendim, bedenini koruma altına alacaksın ki bu beden itaate, ibadete alışsın. Aşırı yiyip içince gece namazına kalkamıyoruz, sabah namazına kalkamıyoruz. Efendim, işte sohbette yerde misal oturamıyoruz. Ayaklarımız uyuşuveriyor.
birçok şey bize sıkıntı olmaya başlıyor. Niye? Kendi elimizle yaptığımız şeyler yani. Kendimize zulmediyoruz. Rabbimiz nefsinize zulmetmeyin buyuruyor. Kendinize zulmetmeyin. Kendimize merhamet etmemiz lazım ki merhamet görelim. İşte bu havuzu böyle temizleyeceğiz. Sonra da la teşbih buradaki bu zikirdeki gibi sert bir cisimle adeta Esma'yı böyle sert vurarak kalbimizi kazıyacağız. O suyun dibinde ne kadar tortu varsa önce bir üste çıkacak. Göreceğiz yani ne olduğunu görmemiz lazım.